İyi akşamlar. Kanal 3 Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 3'ün yanında ben Işıl Sekerli'nin sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insan ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu altındaki operasyonel karargah kararına göre sıkı karantina önlemlerinin uygulanmasında İçişleri Bakanlığı çalışanlarına yardım etmek için özel devriye görevlerine seferber edilmiştir. Savunma Bakanlığı'nca yapılan açıklamada aynen şu cümlelere yer verildi. Askeri bireyler özel karantina rejimine ilişkin belirlenmiş alanlarda hizmetin yapılmasında katılmış bulunuyorlar. Yaz sezonu nedeniyle Azerbaycan'da iş sektöründe toplu tatiller başladı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle uluslararası uçuşlar askıya alındı. Ülkenin sınırları kapalı. Böylece vatandaşlar yurt dışına seyahat edemiyor. 15 bölgesel birimde katı bir karantina rejimi uygulanmaktadır. Bu noktada oturumu ilçeye kayıtlı olan ve Bakü'de çalışanlar ülkenin diğer bölgelerine yolculuk yapabilir mi sorusunu Ana Devlet Yol Polisi Kurum'un basın sözcüsü Kamran Aliyev cevaplandırdı. O aktarmış olduğu bilgilerde Bakü'nün sıkı karantina altında olması nedeniyle giriş ve çıkış kısıtlamalarının getirildiğini söyledi. Basın sözcüsünün sözlerinden alıntı. İlçelerde kayıtlı olan kişilerin Bakü'den ayrılması yasaklı. Çünkü insanlar kayıtlı olduğu aynı bölgeye gidiyorlar ve sonra Bakü'de çalıştıkları için başkente geri dönüyorlar. Böylece virüsü karantina döneminde bulundukları Bakü'den diğer bölgelere bulaştırmış oluyorlar. Aliyev bu alıntısından sonra insanları karantina rejimi sırasında bölgelere seyahat etmekten kaçınmaya ve kendilerini mümkün olduğunca izole etmeye çağırdı. Cumhuriyet'in baş bulaşıcı hastalık uzmanı Celal İseyev ilgili kurumları maskelerin fiyatını düşürmeye çağırdı. İseyev Asya'da yaptığı açıklamada bazı insanların maske almak için yeterli paraları olmadığını söyledi. Uzman daha sonra şu ifadeleri kullandı. Maskeyi günde en az 5 kez değiştirmeniz gerekiyor. Bazı insanların maddi durumunu etkileyebilir. Bu nedenle ilgili makamları maskenin fiyatını düşürmeye çağırıyorum. Uzman daha sonra para cezalarının 2 ya da 5 kat olmasının önemi olmadığını altına çizdi. İSEV ayrıca vatandaşların maske takmasına gözetimlerin arttırılmasını söyledi. Ben Işıl Sekerli'nin sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.